Fren pedalına basınca bir sertleşme var. Bunu neden yapar? Bu videoda bunu anlatacağım. Dün şöyle bir şey başıma geldi. Frene basıyorum, sorun yok. Ama frene tamamen basıp bekleyip bir daha frene bastığım zaman pedalda bir sertleşme oluyordu. Onun nedenini size göstereceğim ve sadece ondan değil başka neler buna sebep olur. Bu videoda çok kısa bir şekilde onu anlatacağım. Hayırlı bayramlar. Gelsin video. Arkadaşlar şu gördüğünüz fren vestanoz olur. Bakın şimdi buraya iyi bakın. Vestanoz hortumu. Bakın yerinden biraz çıkmış. Bu doğrudan bu hat fren vakum pompasına gider arkadaşlar. O da şuradadır. Şu alt kısımda. Fanın hemen orada. Çok fazla belli olmuyor ama. Bu buradan çıkmış. Daha önce ben bunu buradan çekip çıkarmıştım şu şekilde. Yani şöyle söyleyeyim. Bak pıs. Evet. Oradan demek ki yerine tam oturtamadık. Bunu yerine güzel bir şekilde takacağım. Ama elimde kamera olduğu için biraz böyle sağ sol yapıp takmam lazım. Birazdan onu takacağım. Neden fren sertleşir? Bakın eğer şu hortum, bu hortumda çatlak varsa bu hortum ne işe yarıyor? Bu da fren vestanoz hattından gelir. Yani şu hat, bakın gelir şuradan. Şöyle ince bir hortumla birlikte vakum hattıdır. Buradan orta panele gider. Hemen orta paneli gösterelim. Şimdi bu şuna yarıyor arkadaşlar. Siz şu tuşa bastığınız zaman vakum etkisiyle birlikte fren vakum pompasındaki vakumla ve vestanozdaki vakumla birlikte bunu açıp kapatmaya yarıyor. Yani tamamen vakumla havayla çalışıyor bu. Bu da ne işe yarıyor? İçeriden havanın kesilmesini, yani hava sirkülasyonunun iç kabine gelmemesini neden oluyor. O da şundan dolayı, mesela diyelim tozlu bir ortamdan geçiyorsunuz. Diyorsunuz ki arabanın içine tozlu olmasın vesaire. Tamamen içerideki havayla, içerideki hava sirkülasyonuyla çalışıyor. Dışarıdan, motor tarafından buraya hiçbir şekilde hava gelmiyor. Eğer o hatta bir şey olursa, kesiklik olursa, yani şöyle çatlak vesaire olursa hortumlarda fren pedalı sertleşir. Tabii onun devamı bir takipçimiz de sormuştu bana. Sadece oradaki hat çatlamaz. Bunun içinde yanılmıyorsam tam aklımda kalmadı. Benim kalorifer peteği videom var. Nasıl değişilir vesaire. Onu izlerseniz belki yorumlarda bir yere de bırakırım. Şurayı söktüğünüz zaman orada görünmesi lazım. Bir tane küçük diyafram var. Ona bir hortum geçiyor. O kolayına çatlamaz. Ondan da yapabilir. Diyelim dediniz ki ya benim bunu acil olarak çözmem lazım. Ama nasıl yapabilirim? Onun da kolay bir yolu, püf noktası var. Hadi onu gösterelim. Arkadaşlar diyelim ki iç kabindeki hortum sağlam. Yani o kokpitin konsolunun içinde kalan hortumdan bahsediyorum. O da kolayına zaten genellikle kopmuyor. Yani çatlama vesaire olmuyor ama olma ihtimali de var. Ve sistemi nasıl test ederim? Bakın şöyle yapacaksınız. Şu hortum var ya, beyaz hortum. Bunu buradan çıkaracaksınız. Enjektör kör tapası var. Yani şu hortumu körlüyor, tamam mı? Hortum yerini körlemek için bir tapa var. Onu pompacılardan bulabilirsiniz. Şunu şuradan çıkarıp buraya takıp o şekilde deneyeceksiniz. Eğer baktınız ki freniniz sertleşmiyor, o şekilde devam edebilirsiniz. Sadece iç sirkülasyon tuşunu kullanamamış olursunuz. Böyle bir dezavantajı var. Ya da hani dediniz ki ya ben iç sirkülasyon tuşunu da kullanmak istiyorum. Onun için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Çok basit. Şimdi buradan bir tane hortum alacaksınız böyle. Şöyle enjektör rekor hortumları olabilir. Bu hortumlar katlanabilir. Çok fazla tavsiye etmem. Eğer katlanmayacak bir şekilde olursa bu da olabilir. Bunu alıp buradan şu boş yerlerden dolaştırıp iç kabine verebilirsiniz komple. O şekilde yapabilirsiniz. Sistemi o şekilde tamamlamış olursunuz. Yani eğer ben torpidoyu vesaire sökmek istemiyorum dersiniz. Torpidoyu sökünce çıkıyor diye, orada görünüyor diye aklımda kaldı ama diyelim ki görünmedi, çok içeride kalıyor. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Yani freniniz sertleştiği zaman mutlaka şu hortuma bakın. Bu yerinden çıkmış olabilir. Bir, ya da bu hortumlarda çatlak olabilir. Sadece burada değil, fren vakum hattına giden yerde olabilir. Şimdi beni iyi bir şekilde anladığınızı düşünmekteyim.
Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Destek çok önemli arkadaşlar. Bu tarz videoları gruplarda her yerde paylaşın ki birçok insan bundan yararlansın.